geçen ay Suriye'de bir enerji santralinde meydana gelen kaza sonucunda çok büyük miktarda bir petrol denize sızdı ve bu sızan petrol Hakim Akıntı'nın, Akdeniz'deki Hakim Akıntı'nın bize doğru olması sebebiyle bizim kıyılarımıza çıktı. Tabii burada dikkat edilmesi gereken birkaç konu var. Denizlere sızan petrolün bir kısmı içindeki uçucu maddelerden dolayı buharlaşır. Bir kısmı denizin içinde asılı halde durur, bir kısmı çöker, bir kısmı da kıyıya vurur. Şimdi bizim kıyıya vuran petrolün büyük bir kısmı tabii belirli bir mesafede durdu ama petrol dalgaların hareketi de maalesef çeşitli alanlara yayıldı. Yani ilk başta kıyıya vuran petrol çok dar bir şeritte bulunurken şu anda geniş bir alana yayıldı. Burada en büyük tehlike şu, kıyı kumulları sürekli yaşayan bir alan ve sürekli kıyı içerisinde bir hareket var. Kumlar rüzgarın ve dalgaların etkisiyle kıyıya geliyor ve sürükleniyorlar. Dolayısıyla bu petrol atıkları belirli bir zaman içerisinde kumun içine gömülüyor. Kumun içine gömüldüğü zaman sizin bu petrol atıklarını dışarıdan görme şansınız yok. Dolayısıyla bunları temizlerken daha teknik makinalarla temizlenmesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi şu anda Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlığın çalışanları haftalardır kıyı temizlemeye çalışıyorlar belirli bir ellerindeki imkanlarla. Fakat yine de bir gecikme söz konusu, çünkü dediğim gibi dalgaların etkisiyle normalde başta çok dar bir şeritte olan petrol atıkları şu anda geniş bir alana yayıldı kıyı içerisinde ve bir kısmı da kumun altına gömüldü. Bu zaman içerisinde daha da gömülecek ve petrolün şöyle bir sıkıntısı var. Petrol burada gömüldüğü yere karışmayacak ve ileride diğer canlıların bünyesine girecektir. Belki de bize kadar yolu var. Çünkü bazı maddeler canlılar içerisinde yayılır, birikerek bir üst canlıya ve en tepedeki insanlara kadar gidebiliyor. Dolayısıyla hani bunun bir şekilde daha hızlı bir müdahaleyle çözülmesi lazım ve bütün kumsalın iyi bir şekilde taranması lazım. Çünkü bu petrol atıklarını bu kısmı böyle, onun dışında deniz içerisinde çöken petrolün bir daha kıyıya vurma ihtimali var. Onun üzerine de bir çalışma yapılması lazım ve önlemlerin alınması lazım. Bundan daha önemlisi, özellikle Doğu Akdeniz'de son zamanlarda çok ciddi bir petrol arama çalışmaları var. Bir yerde petrol çıkarılıyorsa orada kaza olma ihtimali çok yüksektir. Eninde sonunda bir daha kaza olacaktır. Dolayısıyla sadece ülkemizi ilgilendiren bir durum değil bu. Uluslararası anlamda bu petrol kazalarına özellikle Doğu Akdeniz'de hızlı bir şekilde önlem alınabilmesi için bir yapının kurulması lazım. Benim kişisel görüşüm bu. Çünkü bu özellikle İsrail-Kıbrıs arasındaki sahada büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde daha pek çok kaza meydana gelecek. Çünkü orada ciddi bir petrol çıkarılması söz konusu. Buna da aslında bu petrolle uğraşan, petrolü çıkaran bütün ülkelerin sorumluluğu var bu işte. Çünkü İsrail'de ya da Mısır'da meydana gelen bir kaza ya da Suriye'de meydana gelen bir kaza, gördüğünüz gibi bizim buradaki biyoçeşitliliği, bizim buradaki yaşamı, bizim buradaki insanları etkiliyor. Dolayısıyla petrolün çıkarılmasıyla ilgili, ticaretiyle ilgilenen herkesin bu işte bir sorumluluk alması gerekir. Ülkemizin de bu durumu bence uluslararası anlamda bunu zorlamalı ve böyle bir yapının kurulmasına. Çünkü petrol kazalarında hızlı ve etkili müdahale çok önemli. Sonra bu yayıldığı zaman temizlemesi ve bu şeyden maliyeti çok yüksek oluyor. Yani hem temizlemesi çok zor oluyor hem maliyeti çok yüksek oluyor. Son olarak söyleyeceğim, burası cennet gibi bir alan ve bizim insanlarımızın huzur bulduğu ender alanlardan biri Samandağ kıyı kumulları. Hem insanların hem canlıların huzur bulduğu bir alan. Dolayısıyla bu alanı biz canla başla korumak zorundayız. Çünkü şöyle bir sıkıntı daha var. Önümüzde küresel ısınmayla buzulların erimesi söz konusu ve buzullar eridiği zaman deniz seviyesinin yükselmesi söz konusu. Yapılan araştırmalarda 100 yıl içerisinde bazı yerlerde 30 santim, bazı yerlerde 2 metreye kadar deniz seviyesinin yükseleceği söylenmektedir. Eğer Samandağ kıyı kumullarında deniz 2 metre yükselirse burada bir kıyı kumulu kalmaz. Dolayısıyla bu kıyı kumuluna gözümüz gibi bakmamız lazım. Çünkü kıyı kumulları yapıları dolayısıyla, fiziksel yapısı dolayısıyla özellikle fırtınada karayı koruyan bir yapıdır. Enerjiyi emer ve o dalgaların şiddetli etkisini çok azaltır. Dolayısıyla biz bu kumulları kesinlikle sahip çıkmalıyız ve korumalıyız.
Şu anda kumsalı temizlemek amacıyla çalışan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ama yine başta da belirttiğim gibi burada hızlı ve etkili çözümler bulmamız gerekiyor. Çünkü bu ne ilk defa olacak ne son defa olacak. Bu eşsiz cenneti hep birlikte korumamız gerekiyor. Bunu da ancak hepimiz birlikte yaparsak, hep birlikte ve önceden etkili ve güçlü önlemler alırsak bu şekilde koruyabiliriz.